صغيرة يلا غفي عالحصيرة نامي نامي صغيرة يلا غفي عالحصيرة نامي في حضني دايا بكرة شمسي جاية هبت فينا حب كبير واتلملم كل الأكيرة نامي نامي يا صغيرة يلا غفي عالحصيرة. Babam bu köyü görür görmez büyülenmiş. Arabayı hemen kenara çekmiş. Uzaktan köyü seyrede seyrede annemin hazırladığı sandviçleri bir de salatalık yemişler. Sonra tamam demiş babam. İşte burası. Bundan sonra yaşayacağımız yer. Onca yıl kim bilir kaç memleket ve kaç şehirde yeniden yeniden bir hayat kurmayı denemişler. Biz çocuklarını da peşlerinden sürüklemişler. Ama işte sonunda bu köyün yakınlarına demirlediler. Yaşayacağın yeri kendin seçebilirsin, bu kolay. Ama bazen doğduğun topraklara bir daha asla dönemezsin. Ve baban öldükten sonra da merak edersin. Acaba bir benzerlik var mıdır Iğdırı köyü ile Batı Şeria'daki Harbete köyü arasında? Bu yürüyenler arasında belki babam da vardır. Çocuk babam, bilmiyorum. Bunu bilmiyor olmak benim sersemliğim. Çünkü sormadım babama. Zaten hiçbir şeyi doğru dürüst yapmadım bu hayatta. Her konuda ilgili. Çalışanları derneğin kurulması. Dernek kurulmadı. Ama sizleri çok doğduk bir ailenin yanına götürüyoruz. Çin Seddi çıkmakla bitmiyor. Özellikle çok yüksek merdivenler. Hep bir yol oldu önümde gidilmesi gereken. En azından
20 yıldır bu böyle. Hayat hep en sol şeritte, saatte en az 700 kilometre hızla akıp giderken renklerin, sineklerin ve kelebeklerin arasında günlerden bir gün saat gecenin 12'sine vurdu. Babam öldü, oturdum karaya. Sonra uçurumdan yere çarptım. Ani oldu. Ayakkabım her zaman çiftti. Bu kez bir tanesi çekip gitmişti. Hayattayken geçmişiyle ilgili detaylı sorular sormak aklımın ucuna bile gelmedi. Şimdi burada izleyecekleriniz baştan sona tepeden tırnağa benim, babamın ama en çok da dünyanın dört bir yanına dağılmış Filistinlilerin hikayesi. Çünkü Filistin ve çocukluk yıllarını hiç anlatmasa da benim babam Filistinliydi. Çok az tanıma şansına sahip olduğum babaannemden tek bir cümle hatırlıyorum. Filistinliler ya mülteci kamplarındadır ya da dünyanın herhangi bir yerinde sürgünde. Babama kendisini sürgünde hissedip hissetmediğini hiçbir zaman sormadım. Zaten bildiğiniz Türk gibiydi. Beşiktaş'ı tutar, milli takımın çuvallamasına kızar, siyaset hakkında yorumlar yapar, gazetelerin pazar bulmacalarını bir oturuşta şakır şakır çözerdi. Peki siz Nizam Bey maçı bırakıp da oğlunu da dinleyecek misiniz? Ha, Cem itlikten kurtardı kendini. Şu an insana benzedi. İşte ben de onu kutluyorum. Kutluyorum. Bir de dünyanın en eğlenceli, en şahane babasıydı. Çünkü benim babamdı. Tek bildiğim Filistin'den 1948 yılında çıktı. O yıl İsrail Devleti kurulmuş, Arap-İsrail Savaşları başlamış, binlerce insan yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. Babam ve kardeşleri ki çok kalabalıklar, önce Ürdün'e gitmişler. Sonra büyüyen bavulunu alıp başının çaresine bakmak üzere başka ülkelere gitmiş. Babam kim bilir neden hayata tutunabilmek için tek kelime dilini bilmediği Türkiye'yi seçmiş. İstanbul'da tıp fakültesinde okurken annemle tanışmışlar. Ve bingo, arka arkaya dört çocukları olmuş. Ama bu kadar çocuğa rağmen Türk vatandaşlığına kabul edilmesi uzun yıllar aldı. Biz annemden dolayı zaten vatandaştık ve dünyadaki bütün babaları aynı dertten muzdarip sanırdık. Derken günlerden bir gün ben ilkokul 4. sınıfa giderken vatandaşlığa kabul edildi. Evde büyük bir bayram havası esti. İnsan kardeşleriyle ölmüş babası hakkında röportaj yapabilir mi? Ya da annesiyle. İnsanoğlundan her şey beklenir, hele de televizyoncuysa. Çok istediği halde bir türlü gidemedi. Zaten ölünceye kadar da hep Filistin'i hep gözünde tuttu yani. Hep onun şeyiyle yani hasretiyle hep geçirdi ömrünün son günlerini diyebilirim. O da tüm aile fertlerimiz gibi hayatında bir kez bile Filistin'e adım atmadı. Ama mutfağının tencerelerinde binlerce kez Filistin yemekleri pişirdi. Filistin ve Türk yemeklerini karıştırıp yepyeni tatlar elde etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Suudi Arabistan'dan Ürdün'e az mı dolaştı babamın peşinde?
En büyük abim Adi. O Bağdat'ta yaşarken savaş sırasında küçük el kameramla ziyaretine gitmiştim. Ve dışarıda bombalar patlarken soğukkanlılığına hayret etmiştim. Yani bu sesler artık hayatın doğal bir parçası gibi oldu. Adil, Filistinli bir babanın oğlu olma durumunu avantaja çevirmiştir. Ve baba dili sayesinde gidip istediği Arap ülkesinde rahatlıkla yaşayabilir. Son birkaç yıldır Cezayir'de çalışıyor. Ve tabii sık sık İstanbul'a geliyor. Her zaman içinde o taraftan, doğudan yani, doğudan gelen bir şeyi hissediyorsun. Orayla bir bağım var. Bir de ya. Filistinli olmak çok enteresan bir şeydi. Yani Filistin böyle bir dünyada bir marka gibi yani. Hep orada bir mücadele eden insanlar var ve o gurur verici bir mücadele. Bizim orada bilmediğimiz, nerede olduğunu bilmediğimiz topraklarımız var biliyorsun. Amcam da bize zaman zaman haber veriyor işte. Şöyle bir şeyler var, orada bir şeyler olabilir diyor. Biz tabii ki asla satılmasını istemiyoruz çünkü onlar bizim babamızın vatanı, parçası. Bir gün oralara gidip almak istiyoruz, oraları görmek istiyoruz, orada bulunmak istiyoruz. Değil mi? Yani içimden geçen şey bu Filistin'le ilgili. Filistin'in hakkını almasını istiyorum. Tasarımına göre 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrar inşa ediliyor. Günümüzde içinde ulusal adını psikopat Gellert'ten alıyor İstvan. Weichter adı aslında Macarca'daki adı. Ve tekrar burada bağcılık olmadı. Fakat ülkede oldukça yaygın. Ve ah Fatih, ikinci abim. Annemin ODTÜ'leri bitirdi, mühendis oldu da ne oldu dediği Fatih. Fatih de bitip tükenmek bilmeyen yolları seçti. Yurt dışı rehberi oldu. Kendisini bütün dünyaya ait hissediyor. Bir gün ararsınız Yeni Zelanda'da, ertesi gün Kenya'da çıkar. Bu kez Budapeşte, Viyana, Prag turunda. Kameramla peşine takıldım. Enerjisine şaşırdım. Hem bu kulede var, hem bunun simetri olan kulede var. Sagasında bir nikah yüzüğü taşıyor. Çocukların azizi, o yüzden dolayı çocuğu olmayanlar... Normalde kendini kaybedecekken birkaç yıl sonra geliyor. Lafı döndürüp dolaştırdım, bir türlü babama ya da Filistin'e getirip bir şey soramadım. Ben şu an yaklaşık bir 60 kadar ülkeye götürüyorum. İnsanlar. Hiç İsrail'e gittin mi? Yok abi. Ama gidiyor gruplar oraya. Sen denk gelmedin. Denk gelmedim. Denk gelse gidebilirdim. Merak ediyor musun hiç? Tabii merak ediyoruz. Dünyanın en önemli tarihi noktalarından bir tanesi. Madem bu kadar bütün ülkeleri komşu kapısı yapmışız hepimiz, peki neden merak edip Filistin'i görmeye gitmiyoruz hiçbirimiz? Dünyanın dört bir yanında Filistin'in etrafında dolaşıp duruyoruz. Babamızın sandıklara koyup kilitlediği çocukluğunu ürkütmekten mi korkuyoruz? Fatih'le İstanbul'da tekrar buluştuk. Ürdün'ü hatırlıyorum. Hatta daha öncesinde Suudi Arabistan'ı hatırlıyorum. Ürdün'le ilgili de hatırladığım, Filistin'le ilgili Ürdün'den kalan aklımda şeyler, hep Filistin'e doğru gidiyorduk Ölüdeniz'e. Babam devamlı bizi pikniğe götürüyordu. Hafta sonları muz ağaçları vardı, Ölüdeniz'de yüzüyorduk. Filistin'e değil de Filistin'e karşıdan görüyorduk. Tabii, ışıklarını görüyorduk Kudüs'ün. Karbate civarında böyle dağlara, tepelere, vadilere kadar bakıyorum nereye ne kadar uzak, Ramallah'a ne kadar uzak, Kudüs'e ne kadar uzak. Artık böyle bayağı o bölgeyi ezberledim gitmediğim halde. En ufak kardeşimiz Cem'in doğduğu zaman, annem Türkiye'ye, annem bir dönem Türkiye'ye gitti doğumundan önce. O dönemde bir savaş çıkmıştı. Babam seni, beni, Adil'i ayırdı. Siz halamlarda kaldınız, ben Adil amcada kaldım. Zerka'da kaldım. Sokakta oynarken bombaların yağdığını hatırlıyorum. İsrail uçaklarının geçtiğini hatırlıyorum. Bizi alıp böyle yatakların altına sakladıklarını hatırlıyorum. Bayağı bir savaş anılarımız da oldu oradan tabii. Ve son olarak Cem.
en küçüğümüz. Güzel ailesiyle İzmir'de yaşıyor. Çocukluğumdan beri Filistin hakkında bildiğim tek şey Filistin'in balta girmemiş ormanlar falan olduğu. Vahşi hayvanların yaşadığı. O da babamın anlattığı masallardan. Bir gün dedemle ben Filistin'in vahşi ormanlarında yine kamp yapmaya gittik. Geceydi, hava buz gibiydi. Ve etrafta açlıktan karnı guruldayan, insan yiyen bitkilerin nefesi ensemizde hissedilmekteydi. Sonunda güvenli, aksakallı, etrafını ısıtan, kendinden sobalı bir ağaç bulduk ve hemen dibine kamp kurmaya başladık. Fakat o da ne? Uyumak üzere tam da çadıra girdiğimizde etrafımızda dolanan ayak sesleri, hırıltılar ve ulumalar duymaya başladık. Çadırdan kafalarımızı bir uzattık. 120 kurt, 32 tilki, 68 aslan, 192 sırtlan, üstelik vahşi ve hepsi de saldırgan bizi beklemekteydi. Resmen hapı yutmuştuk. Dedem dedi ki bana, korkma torunum Nizam. Ve kalktı. Silahını bile almadan atletiyle dışarı çıktı. Sonra dönüp onlara doğru gümbür gümbür bir gaz çıkardı. Bütün o vahşi hayvanlar derhal bayıldı. Korkudan ağaçların arkasına saklanmış kuzular ve ceylanlar ortaya çıkıp dedem ve beni sırtlarında hoplatıp zıplattılar. Falan filan. İşte bu masallar yüzünden çocukluğumuzda Filistin'i Kuzey Kutbu'nda ya da Amazon ormanlarında bir yerlerde sanırdık. Cem babam hakkında konuşamadı ama dayanamayıp yine de eline gitarını aldı. Bu onun çocukken yazıp bestelediği bir şarkı. Uzak ülkede insanlar vardı, her yer yemişti, toprak kokardı. Şimdi kül kokusu Filistin'de her yerde. Götürün beni geldiğim yere, çocuksu düşlerimin gemisiyle her yere. Üzülmesin anla, sevgi unutmadılar. Ne şiirde, ne şarkılarda, ne gazete sayfasında. Yaşamak barış için, yaşamak buysa. Şimdi tekrar düşeceğim yollara. Bu kez kamera önünde poz kesmek için değil, babam hatırına. İyi ki bizim çekim ekibini beklemeden kendi el kameramla buraya 2 gün önce gelmişim. Yoksa bu düğünü kaçıracaktım. İşte sonunda beni de çektiler piste, kameramı elimden aldılar ve göbek atmaya başladı. Seninle 5 dakika önce tanışmış olsak da sen benim
amcamın kızısın. Ne kadar çok ilk kez tanıştığım akrabam var bu düğünde. İşte hemen yanımda oturan Luba, o da halamın kızı. Ürdün'deki Filistin mülteci kamplarından birinde ilkokul öğretmeniymiş. Ben seni tanımadan ne zaman doğdun, büyüdün ve öğretmen oldun Luba? I feel how much important to feel your Palestinian nationality and how much you have to be proud for being Palestinian. Ürdün bana Türkiye'den sonra hep ikinci memleket oldu. ...1969'da burada doğdum. Tam da Yasir Arafat'ın FKÖ liderliğine getirildiği... ...El Fetih saldırılarının işgal altındaki topraklar ve Avrupa'da arttığı... ...İsrail-Ürdün sınırında sürekli çatışmaların olduğu... ...o sıralarda İsrail kontrolündeki Kudüs'te bulunan El-Aksa Camii'nde çıkan yangın üzerine... Amman, Şam, Bağdat ve Kahire'de cihat isteyenlerin gösteriler yaptığı bir yılda. Zaten kısa bir süre sonra Filistinli gerillalar ile Ürdün ordusu arasında gerginlik, çatışmalar iyice artmış ve Ürdün'de iç savaş başlamış. ...1973'teki Yom Kipur Savaşı'nda tepemizde uçuşan savaş uçaklarını da kardeşlerimle evin beton terasına sırt üstü uzanıp bir kutlama için yapılan havai fişek gösterilerini izlediğimizi de hatırlıyorum. Çocukluğumdaki Ürdün'ün gökyüzünden bunlar kalmış aklımda. Biz Yafa'dan çıktıktan sonra zaten, Yahudiler daha doğrusu kovduktan sonra Yafa'dan, biz bu memlekete geldik, Ürdün'e geldik. Ben ancak 67 senesinde Filistin'in ziyaretine gidebildim ama Yafa tarafı değil. O şimdi İsrail denen yere gidemedim. Ürdün'de beni babamdan birkaç yıl sonra Türkiye'ye gelen ve İstanbul'da diş hekimliği okuyan Nebil amcam karşılıyor. Burası zaten bu gördüğün yerler. Hepsi Filistin'den göçen insanlar. Çoğu mülteci, Filistin mültecileri burada toplanmış durumda. Artık koca koca şehirlere dönüşmüş mülteci kampları. Ama hiçbir şey değişmemiş. Dünya hızla değişiyor ama buradaki koşullar hep aynı. Kaçıncı nesil oldu? Burada hep arada derede yaşamak nasıl bir şey? Umut ve umutsuzluk içinde sürekli gidip gelmek. Ayrat-ı Türkiye. Ana men hep Türkiye. Murad alem dar kullu. Ana Filistin. Ana Filistin. Ana Filistin. Ana Filistin. Nebile halam bana eski fotoğraflarını çıkarıyor. Kardeşler arasında yıllar sonra gidip Yafa'yı gören bir tek o varmış. Filistinli eşirip yenişteyle evlenir evlenmez soluğu Yafa'da almışlar. Gidip eski evlerine uzaktan bakmışlar. Halam o sıralarda 19 yaşındaymış. Hakikaten لما رحت يعني كل جسمي هيك حسيت انه عندي حمى صار من كثر ما انا كنت منفعله. إنه كيف هالمنطقة الحلوة كيف هالبلد الجميل ياخدوها هدول المغتصبين ياخدوها هدول اللي جايين من كل العالم وإحنا أصحاب الأرض وأصحاب الحق ما بصح لنا نفوت وما بصح لنا ندخل عليه بالمرة. Bu ilk sürpriz. İkinci sürpriz ise benim için çok daha sarsıcı. Bu fotoğrafla ilk kez çocuk babamı görüyorum hayatımda. Bizim albümlerimizde yer almayan çocukluğu halamın evindeki bu tek fotoğrafla çıkıyor karşıma. Yıllar sonra İzmir'deki bir hastane odasında tekrar bir araya gelip birkaç dakika geçirebilen üç kardeş. Nizam, Nebile ve Nebil. Ailenin en küçük üç çocuğunun bu fotoğrafı Filistin'den Ürdün'e ilk geldikleri sıralarda çekilmiş. Gâbet abu usbu'in illa ceyni risâlem min valdik. قل لي رحمة الله عليه أعطاك عمره أنا اللي بقى
Halil amcanın çocukları Ürdün'de hayat kurmak için Amerika'dan yeni dönmüşler ve kendilerini daha iyi ifade ettiklerini söyleyip benimle İngilizce konuşmayı tercih ettiler. I am your father's first cousin. First cousin as well. And yes. I'm meeting you first time in my life. The first time in your life. This is a strange feeling. This is the Palestinian experience because your father was born, he lived, he married, he had kids. You're one of them, and he died, and I didn't meet him. I published a paper in a British journal called Race and Class. My paper is called Bearing Witness in Palestinian Resistance Literature. And actually what I try to do in that paper is to show the importance of bearing witness, of having a mass witnessing of the Palestinian experience. I actually visited Palestine about, I came back about 3 days ago. And it was your first time there, right? The first time I've ever seen it. Oh. So we've heard about it, you know, we've heard how beautiful it was, we've heard, you know, about the lifestyle, about the people, but we've never seen it. Right. Did you know, have any disappointment or? Absolutely not. I've actually, what I've heard was a lot less than what I've seen. Living here in Jordan, being born and raised in America, being Palestinian, having friends that are Circassians, Syrians, Iraqis. So in the end of the day, it's one big melting pot. If the idea of Palestine disappears, Palestine, Palestinian existence will disappear for others. Kuveyt minicik ama zenginliği her halinden belli olan bir ülke. Körfez Savaşı öncesinde burada yaşayan halkın %30'unu Filistinliler oluşturuyormuş. 1990 yılında Irak Kuveyt'i işgal ettiğinde Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yasir Arafat açıkça Saddam Hüseyin'i desteklemiş. Dolayısıyla Irak'ın yenilgisiyle sonuçlanan savaşın bitiminde 433 bin Filistinli Kuveyt'ten göç etmek zorunda bırakılmış. Her zamanki gibi savaşın ya da yanlış politikaların faturası sivil halktan çıkarılmış. Ve işte ablam baba, kim bilir onu en son ne zaman görmüştün. Aman Allah'ım, ne kadar da benziyorsunuz birbirinize. Ve tabii annenin fotoğrafı da var bu evde, baş köşede. Dünyanın kim bilir kaç ülkesindeki kaç evde fotoğrafın var babaanne. Çocukların dağılıp giderken dört bir tarafa senin fotoğrafını da sürüklemişler bavullarında. Halam konuşmaya Filistin'den kalan anılarıyla başlıyor. عايشين والحمد لله ما كنا نعرف انه بدنا نطلع هيك من فلسطين ونترك كل شيء نترك كل شيء ما عندنا طلعنا على فلسطين من فلسطين وبدا كانه حرب خفنا حتى كانوا اليهود بيجوا بدهم يحطوا دينميت ينسفوا العمارة اللي احنا فيها بفكروها عمارة ايش ارهاب كانوا بدهم يجوا ينسفوها حتى مين كان بده يجي ينسفها برضه كمان من العرب يجوا ينسفوا بفكروها عمارة يهود صرنا ننصح لهم احنا عرب يعني كانت اشي لا يطاق الحرب بدت الحرب بعدين اطلعنا على أساس إنه نرجع موقت نطلع الموقت يعني نرجع أسبوع بس ونرجع كل إشي ضل في البيت زي ما هو كله معانا المفاتيح لسه بدناش ناخد إشي معنا على أساس أسبوع واحد ونرجع وطلعنا والأسبوع مدت شوفي أكم سنة إلنا رجعنا على وين الأردن لجأنا للأردن قعدنا بالأردن بعد ما كنا في بيت حلو كبير وطابق قعدنا في بيت طين من الطين بالأردن وغرفة واحدة وما في معانا فلس ما في معنا صارت مين تعطينا وكالة الغوص للاجئين تصرف لنا مؤمونة يعطونا شوية طحين سكر عدس
ما في بس معنا فلوس ما في وهيها مضت سنين سنين كم سنة إلنا شي 60 سنة صار لها الهجرة من 48 لهلأ وإحنا لهلأ Kuveyt'te yaşayanlar sadece Münir halam ve çocukları değil. Evinde kaldığım kuzenim Arva ve kız kardeşi Aliya da babamın en büyük ablası halam Vafika'nın çocukları. Rus edebiyatı okuyup hayatının çoğunu Moskova'da geçiren Vafika halam artık hayatta değil. Kızı kalp doktoru Arva akşam üzeri beni yeni taşındığı kliniğine davet ediyor. أهم شيء بحب أول شيء أبدأ بالذكرى عن خالي نظام اللي حبيناه كتير وإحنا أطفال لما كان لأنه لما طلعوا من فلسطين وراحوا أول شيء على الأردن خالي درس وكمل دراسته نظام في الأردن بعدين قرر يطلع طبيب وهذا بيفرجيك إنه كيف الفلسطيني بحب إنه مش يقتل أول شيء اختياره للطب كطبيب خالي نظام هذا بيفرجي قديش الفلسطيني بحب يساعد الناس إنه يعيشوا أكثر وأطول ويساعد يداويهم وليس يقتلهم وأنا الحقيقة كمان اخترت الطب بجوز تأثرا بخالي نظام Fotoğrafların hepsini internetten indirdim. Rula Veriyem Kanada'da yaşıyor, Feldi Teksas'ta. Liana ve Rami ise New York'ta. Biri sinema, diğeri müzik sektöründe. Londra'da okuyan Ahmet belli ki bu fotoğrafta arkadaşlarıyla bir eğlencede. Moskova'da yaşayan Diana, Rus milli takımında başarılı bir binici. Muhannet Dubai'de acaba ne iş yapıyor? Rawan, belli ki üniversite tezini hazırlamaktan sıkılmış, kendisini İrlanda'nın yemyeşil çayırlarına bırakmış. Vay be, demek Amerika'daki Nasır baba olmuş. Amman'da en son küçükken gördüğüm Rent de anne. İşte Ruba, her zamanki gibi güzel. Münir ve çocukları da ta Avustralya'ya çok uzağa düştüler. Bu fotoğraflarda gördüğünüz herkes kuzenim. Ve onlar sayamayacağım kadar çok sayıdaki kuzenlerimden sadece birkaçı. Kuzenlerimin çoğu kendi profil fotoğraflarını kullanmıyorlar internette. Tek bir fotoğraf koyuyorlar. Ve bu fotoğrafla da İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların açlık grevlerine destek oluyorlar. Çünkü dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, nasıl yaşarlarsa yaşasınlar, onların akılları Filistin'de bir yerlerde. Bu bölümde niyetim, babamın artık hayatta olmayan en büyük kardeşi Vafika halamın Moskova'daki çocuklarını tanımaktı. Ama ben Moskova'ya gitmek üzereyken, oradaki kuzenim Rami bir iş için İstanbul'a geldi ve beni aradı. في تقريبا الستينات الوالد والوالدة كلنا نحن العائلة كنا لاجئين سياسيين في بلغاريا الوالدة طبعا درست الأدب الروسي في صوفيا وكانت عم بتربينا نحن الخمسة خمس أخوة و بعد ما نشأت منظمة التحرير الفلسطيني وبدأ النضال الفلسطيني ياخذ طابع آخر دبلوماسي دولي الوالدة هي كانت الواسطة الأولى بين القيادة الفلسطينية وبين الاتحاد السوفيتي لعلاقتها مع السفارة السوفيتية في حينها في دمشق وهي أخذت عرفات ياسر عرفات إلى أول لقاء في السفارة السوفيتية في دمشق ومن خلالها بدأت العلاقات كانت بداية العلاقات الفلسطينية السوفيتية
ويمكن هذا لعب دور كبير بأنه الوالد كان هو بعد أول سفير فلسطيني في موسكو. كان إلا دائماً لقاءات صحفية كتير، وكان إلا نشاط كبير كبير دبلوماسي في موسكو، وهي ألفت كتابين. أحد هذه الكتب هو كفاح المرأة على الصعيد العالمي، المرأة الفلسطينية على الصعيد العالمي، وشاركت بمهرجانات كتيرة. فهي فعلا كانت ممثلة حقيقية لفلسطين وللشعب العربي، ويفتخر فيها. رامي'yi dinledikten sonra artık daha fazla dayanamayacağımı anladım. Belli ki bu dipsiz bir kuyu. Belli ki ben ömür boyu babamın kardeşleriyle ve kuzenlerimle ve onların çocuklarıyla tanışmaya devam edeceğim. Belli ki biz çok ama çok kalabalık, farklı yerlerde farklı hayatları olan koskoca Filistinli bir aileyiz. Ama artık asıl hedefimi daha fazla ertelemeyeceğim. Günlerden bir gün Rami için nasıl vakit geldiyse artık benim için de vakit geldi. Sonunda hayatımda ilk kez babamın doğduğu topraklardayım. Koskoca geçmişime, köklerime, kendimce hedefime yavaş yavaş sindire sindire adım atacağım. Şu an küçücük bir rüzgar esse ya da bir yüzümü üflese yere düşüp kırılabilirim. Böyle mesafeli bir turist gibi göründüğüme bakmayın. Dışım soğukkanlı bir yalancı, içim tir tir titreyen korkak bir yabancı. Babamın geçmişiyle, ölmüş babamla yüzleşmeye ama en çok da kendimi kazak gibi ters yüz etmeye geldim buraya. Vefika, Münire, Muhammed, Adil, Nebile, Nebil, Nezih, Nezihe, Nesme, Nercis, Nur ve Nidal. Babam ve kardeşleri. Acı üzerine acı inşa edilebilir mi? Bir yanda evlerini, topraklarını, birbirlerini ve vatanlarını terk etmek zorunda bırakılmış babam ve kardeşleri gibi Filistinliler, diğer yanda insanlık tarihinin en utanç verici soykırımına maruz kalmış Yahudiler. Acılardan başka acılar doğabilir mi? Bana şimdi burada gönüllü rehberlik eden kişi Türk kökenli bir İsrailli. Benim babam Filistinli, onunsa annesi Yahudi. Aslında beni Eliko Dönmez'e tesadüfler yönlendirdi. Onunla ilk kez tanışıyorum. Kendisi turizmci bir iş adamı ve Türkiye sevdalısı. Eliko Dönmez Türkiye'den İsrail'e 30 yıl önce gelip yerleşmiş. Ona göre yaşadığı yer olan Ramle örnek alınması gereken şehirlerden. Çünkü burada Yahudiler ve Araplar yan yana uyum içinde yaşamayı başarıyorlarmış. Kendilerin bu evde müşteri oturuyor, hı hı. Bu evde Arap oturuyor, bu evde Hristiyan oturuyor. Hani öyle yan bir yana. Yan yana, öyle bir atmosfer, aynen, sorun yok. Size bir şey söyleyeceğim. Yine karşıda, orada, burada, her Arap'ın mesela kendi dükkanı var. İsrailli gibi çalışır, kardeşiz, konuşuyoruz, ediyoruz. Hiç bir sorun yoktur. Özlüyor musunuz Türkiye'ye sık sık gidip geliyor musunuz? Çünkü affedersiniz, annem orada, kardeşim orada, her şeyim orada. İnsan 40 sene yaşadığı yeri özlemez mi? He? Burası, koyun burası.
خربت من الشاي خربت بني حارس بني حارس لا مستوى عليك خربت اللي احنا خربت المصباح وين بيت عور وين مدعين بعد قريب لبعض من بينهم يمكن 2-3-4 كرة وانت ولادك وين عايشين بالبلد ساكنين في خربت وانت بتروح تيجي كل يوم كم كيلومتر؟ من هنا هناك 20 دقيقة بكون بالبيت 20 دقيقة طب ما في مشكلة في ال في الرايح وجاي لا كان كيلو مش 18 شكل لو غيتي هون لما بتطلع من الكدور كل يوم بتفرجي لهم ورا ولا لازم تشوفوا تسريح وكله تمام هلا بيك لازم يشوفوا تسريح وكله تمام بتفوت عادي ما في تسريح بتروح على البيت كل يوم تيجي لازم شو نسوي هاي الحياة نيجي الصبح بدري على 5 ومنروع على 9-8:30 كيف السلام راح تكون في إن شاء الله بكون إن شاء الله بكون سلام حقيقي بس مش حكي هز تعمل عفوا تفضل أحتل الجماعة نعم 8 الكيلو 8 We are a mixed city and a multicultural city too. And I think that the first issues that we are making in the city is to bring people to feel like they are equal in their rights, equal in their duties too. Eriko beni Ramle Belediye Başkanı ile ve çok sayıda Türkiye'den göç etmiş İsrailli ile tanıştırıyor. Ve neredeyse istisnasız hepsi de İsrail-Filistin arasında sağlanabilecek muhtemel bir barışta Türkiye'nin oynayabileceği rolü çok önemsiyor. Kudüs yakınlarında oturan haham Menahem Froman da onlardan biri. Haham Froman sadece barış çabaları ile değil, daha önceki yıllarda Yasir Arafat ve Hamas lideri Şeyh Ahmet Yasin'le kurduğu yakın ilişkilerle de tanınıyor. Şu sıralar Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da sık sık görüşüyormuş. İdil Fitr ahon ani alakti lagid bracha bishem ha ama yudi לעם הפלסטיני ופגשתי במוקטה את אבו מאזן הנשיא של הפלסטינאים ואמרתי לו תראה מה עושים בחג אצלכם אצלנו מביאים מתנות אחד לשני אז אני מביא לך מתנה וזה הברכה של העם היהודי לעם הפלסטיני לכבוד עיד אל פיטר הוא כל כך שמח והתרגש שהוא נכנס לרעיון עם המסבכה האישית שלו, עם המסבכה שהוא משתמש בה. והוא אמר, אז גם אני אתן לך מתנה. לקח את המסבכה שלו, נתן לי. ומה יש במסבכה? השמות של אלוהים, נכון? אז יש כאן גם פה הדגל של פלסטין, נכון? אז אמרתי לו, אתה יודע, יא ראיס, השם הכי יפה של אלוהים זה שלום. אז אולי החלק הזה של המסבכה, המדינה שאתה רוצה להקים, תהיה סלם, תהיה שלום. שלום, הנה, זה המסבכה שלו וזה השלום. שזה אולי השם הכי יפה. ואז הוא יוכל להביא לידי כך שלא רק שבני אדם חיים בשלום במישור האנושי, כמו אבא שלך הפלסטיני ואמא שלך הטורקית, שאני מקווה שחיו בשלום אחד עם השני, ולא רק שיבואו הנה לבית הזה הרבה פלסטינאים ומדברים איתי ושותים ואוכלים וחיים בשלום.
והשלום ינצח. השלום ינצח. אללה הוא אכבר. סלאם הוא אכבר. אללה הוא אכבר. סלאם הוא אכבר. Kudüs. Burası nice savaşa sahne olmuş dünyanın en eski şehirlerinden biri. Müslüman, Hristiyan ve Museviler açısından kutsal bir şehir. Bir tarafta bütün ihtişamıyla Mescid-i Aksa ve Kubbet-i Sahra, diğer tarafta İsa'nın öldükten sonra göğe yükseldiğine inanılan yeniden diriliş kilisesi. Ve tabii Museviler için kutsal olan ağlama duvarı da burada. Kutsal mekanların sadece 900 metrekarelik bir alanı sahip eski Kudüs şehrinin içinde olduğunu düşünmek bile baş döndürücü. ...1948 Arap-İsrail Savaşı'nın ardından Kudüs ikiye bölünmüş. Batı kısmı Yahudilerin, doğu kısmı Ürdün'ün eline geçmiş. 1967'deki 6 gün savaşının ardından Doğu Kudüs, bu kez Batı Şeria'daki 70 kilometrelik bir alanla birlikte İsrail'in hakimiyetine girmiş. Her ne kadar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail'e buradan çekilme çağrısı yapsa da değişen bir şey olmamış. Hatta İsrail parlamentosu 1980 yılında Kudüs'ü başkent ilan etmiş. Günümüzde Birleşmiş Milletler Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımıyor. Kudüs'ün büyüsüne kapılmamak mümkün değil. Ama buraya gerçekte neden gelmiş olduğumu asla unutmuş değilim. Aklımı ve ruhumu yarın sabah erkenden başlayacak asıl yolculuğa hazırlıyorum. Bu hayatımın en büyük yolculuğu olacak. Önce babamın doğup çocukluğunu geçirdiği Yafa'yı adım adım keşfedeceğim. Sonra dedelerimin köyü, Batı Şeria'daki Harbeti'ye gideceğim. Daha birkaç gün önce babamın daha önce hiç görmediğim bir fotoğrafının yanına iliştirilmiş şöyle bir mesaj aldım. Tam da yolculuğuma hazırlanırken ve neye nereden başlayacağımı bilemezken pat diye karşıma çıkan bu mesaja çok şaşırdım. Sen Doktor Nizam'ın kızı mısın diye soruyordu soyadı babamla, aynı olan yabancı. Ve şans bu ya, bana Batı Şeria'dan Rahmanullah'tan yazıyordu.
Acaba bu gerçekten şans mı? Yoksa tıpkı filmlerdeki gibi bir babanın kızına öbür dünyadan yaptığı küçük bir yardım mı? Babamın çocukluğuna dokunmama çok az kaldı. Hayatımda ilk kez adımımı atıyorum Yafa'ya. Babamın 1939'da dünyaya geldiği bu topraklara. ...9 yaşına kadar burada büyümüş. Sonrası malum. 1948 Arap-İsrail Savaşı. 700 bin Filistinli ile apar topar kaçmışlar. Hiçbir eşyalarını almayıp evlerinin kapısını kapatmışlar. Ortalık yatışınca evlerine döneceklerini sanmışlar. Bir daha asla dönememişler. Ürdün'de yaşayan Nebile halam tam da burada Yafa Saat Kulesi'nin altında çektirdiği bir fotoğrafını göstermişti bana. كانت تحكي انهم ساكنين بعماره كان في عندنا عماره احنا بفلسطين بمنطقه اسمها المنشيه بيافا هاي العماره اربع طوابق وفيها ثمان شقق مأجر منها سبع شقق والطابق الفوقاني احنا اخذينه كانوا مبسوطين كثير كثير كانت تقول يعني مثل اول ما يطلع البردقان زهر البردقان تقول ريحه زهر البردقان بيافا بينعش القلب قد ما هو جميل كل يافا ريحتها ريحة زهر بردقان وزهر ليمون Bu sokaklarda topunla bulutlara şut attın mı baba? Bu sokaklarda koşup oynadın mı? Keşke yakalayabilsem seni buralarda. Çocuk halinin omuzuna dokunsam. Babamın içinde şu an hepsi birden konuşuyor. Sen öldükten sonra gidip konuştuğum halalarım, amcalarım, kuzenlerim. Kafamın içindeki onların sesleri rehberlik edecek bana. Şu anda sanki hepsi aynı anda konuşuyor. بيافا احنا كنا بشارع بسموه المنشيه هي شارع ممتد طويل احنا باولها واولها بيبدأ من سوق اسمه سوق اليهود بداية المنشية سوق اليهود إحنا بالبداية آخره بيوصل لجامع حسن بيك فمضى أسبوعين مضى شهر مضى شهرين صارت الحرب يعني الوالدة أصرت إنها بدها ترجع فحاولوا إنهم يرجعوا منعوهم يدخلوا أصحاب الأرض وأصحاب البيوت منعوا يدخلوا على بيوتهم على أرضهم تخيلي مثلاً إنه أنت عندك بيت وعندك سيارة وعندك مزرعة ويجي واحد يقول لك أنا الله أعطاني هذا البيت اطلعي منه الله أعطى الناس كل الأرض ما الله يعني أعطى حدا إشي معين الله قال للناس إنه هذه الأرض للإنسانية للبشرية الحلم اللي كنا نحلم فيه العودة بدنا نرجع بدنا نشوف بيتنا بدنا نشوف أراضينا بدنا نشوف أراضينا كلها يعني انحرمنا منها كثير وهذا كانت حلمنا لكن على ما يظهر انه خلص العمر انتهى والعمر قرب وان شاء الله فلسطين بتعود والاجيال القادمه بتحررها ان شاء الله وشفت البيت تبعنا البيت تبعنا لما زرته في يافا طبعا انا ما بعرف كيف كان شكل البيت في السابق ولكن كنت أعرف على حسب العنوان حاولت أزور المدرسة اللي أسسها جدي ولكن على ما يظهر المدرسة كانت مهدومة لقيت جنب فران بيعمل كعك فلسطيني
فسألته طلع بيعرف تاريخ العائلة وبيعرف وين كانت مدرسة جدي و... Ama söylediğine göre Hasan Bey Camii burada. Tam sahildelermiş. Yafa ile zaten Tel Aviv birleşmiş. Tam evleri şurada bir yerde olsa gerek herhalde. Olsaymış herhalde. Şuralarda bir yerlerde. Ama tabii yıkılmış şimdi. Hiçbiri yok. Ah be baba, keşke, keşke sen hayattayken gelebilseydin buralara. Sana sonra sonra. Bilmem hoşuna gider miydi kızının senin bir daha asla dönemediğin, masallara hapsettiğin çocukluğuna dönmesini. Demişti ki Kuveyt'teki yaşayan Münir Ağlam, sokağın bir ucunda Hasan Bey Camii vardı. İşte burası orası. En son Kuveyt'teki halam da Ürdün'dekilerde demişlerdi ki Yafa'daki evimiz Hasan Bey Camii ile bir de eski çarşı var. Tam ikisinin arasında böyle deniz kıyısındaydı. Hasan Bey Camii'ni bulmak çok kolay çünkü Tel Aviv'in içi gibi olmuş. Tam Tel Aviv ile Yafa arasında. Ama semtin adı da Menşiye dediler. Şimdi öyle bir semt yok. Öyle bir cadde adı yok. Hadel mahal kel ismi Menşiye, sah? Hel Menşiye. Hada ben el mezcid. Ben el mezcid. Hasan Bey. Ha, Hasan Bey Camii adı. Hasan Bey adında yapılmış. Tab hele Menşiye ismamış Menşiye. Menşiye hele hadi ben hayır Menşiye. Hadi yok genel Menşiye. Menşiye. Sizin zamanınızdaki evinizin bulunduğu Menşiye semtinden eser yok baba. Zaten Yafa dediğin şehir Tel Aviv ile birleşmiş. Şehrin adını Tel Aviv Yafa koymuşlar. Sanırım şu koca koca otellerin olduğu bir yerlerdeydi eviniz. Evet, Moskova'da hayatını geçirmiş ablam Vafika'nın oğlu Rami'nin dediği gibi eviniz yıkılmış. Demek isterdim ki sana, açtım kapıyı babaannemin ölünceye kadar sakladığı anahtarla. Girdim içeri. Sıkılıp bir kenara fırlattığım patlak topun aynen yerli yerinde duruyor. Sen de bebek değilsin artık, ben de baba. Aklıma annemin seninle ilgili söylediği cümle geliyor. Çok istediği halde bir türlü gidemedi. Zaten ölünceye kadar da hep Filistin'i hep gözünde tuttu yani. Hep onun şeyiyle yani hasretiyle hep geçirdi ömrünün son günlerini diyebilirim. Ama bir dur. Daha köyünüz var önümde gidilecek. Hem de Batı Şeria'da. Kameraman arkadaşım Atilla ile çıktık sabahın köründe yola. Ne saklayayım, neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için hafiften de ürktük. Yolları karıştırdık. Meğer Tel Aviv'den yarım saatte ulaşılıyormuş dedemin köyüne. Ama biz saatler sonra ulaştık. Sınırdan geçişimizi kameraya çekemedik. Zaten tek bir soruyla karşılaşmadan problemsiz de geçtik. Zaten İsrail askerlerinin beklediği Filistin topraklarına girmek zor değil. Asıl dert içeriden çıkmak. Tabii orada yaşayanlar için. Ben şu anda burada Türk vatandaşı bir turistim baba. O İsrail ile Batı Şeria'yı buz gibi ayıran duvarın önünden de geçtik. O tuhaf, bu yüzyılda hala böyle bir duvarın var olabilmesine ister istemez şaşılan koca duvarın önünden. Berlin'dekine utanç duvarı deniliyordu. Acaba bu duvarın sıfatı ne? İsrail'den Filistin'e geçince çok keskin bir fark çıkıyor ortaya. Batı Şeria böyleyse tam abluka altındaki Gazze kim bilir ne alemde. İyi ki amcanın oğlu Nebil, ben yola çıkmadan internetten mesaj atmış bana. Ama her ne hikmetse Batı Şeria sınırlarına geçtikten sonra bile defalarca denesem de telefonu bir türlü düşmedi. Sonunda Ramallah'ta bir dükkana girip ona ulaşabildim. Ve dükkan sahibiyle muhabbet edip gelmesini bekledim. Ma bar faşan. دعنا وكمان طلعنا على هيك سألنا لنا ساكن نعم نعم تحبه
الحمد لله على سلامتك. طيب راح اجيب لي شنطتي داي ميمي داي هون نتصور مع بعض كلنا هلا نقعد يلا صبيت كاس اوكي الراحل الشهيد ياسر عرفات الذي ولد في 4/8/1929 ميلادي واستشهد في 11/11/2004 ميلادي لروحه الطاهرة ثواب الفاتحة طبعا فاتحة Kapalıymış köye giden. Sel basmış. Şimdi ikinci bir yol deneyeceğimişiz. Yalla yalla nıplak. Kalk 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 kalk. صارت الزيت ابوك لما اجى سكن في خربته سكن في الغرفتين هذول هلا بنروح عليه من ورا طيب في الغرفتين هذول اللي ورا هذا البيت هو اساس العيله عمره اقل شيء 150 200 سنه هذا المجلس القروي تبع خربته اللي أسس البناء هذا في زمناته هو الحج إسماعيل هذا المجلس والجامع الجامع اللي ورانا هلا كم واحد عايشون في خربة عمو؟ قديش عدد سكان خربة؟ أربعة؟
من 3.5 ل 4000. هذه الأرض كمان بتتبع أملاك جدك عبد القادر، يعني أنت بتقدري توقفي هون وتقولي هذه الأرض إلي فيها لأنك وريثة لدكتور نظام، ونظام وريث عبد القادر حمدي. من سفحة الجبل هذيك لتلف الزيتونات هذول لعند البيوت هذول، عبرة العيلة أجوا بنوا البيت هذا وقعدوا فيه العيلة كلها، إسماعيل وأولاده بما فيهم جدك عبد القادر. وهذا البيت جمع كل العيلة وقدم للمنطقة، كان اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا عمل في المنطقة، سواء اقتصاديا كان في معصرة زيت ما كان غيرها من الرملة لرام الله، وكان في مطحنة حبوب، وسياسيا قدمت البيت هذا من وزراء ومن محامين ومن مهندسين ومن أطباء. يعني تقريبا كان جدك عبد القادر أول محامي تخرج من الأزهر واشتغل في فلسطين، الحاج إسماعيل ومن أولاده إبراهيم ومحمود وتوفيق ابن إبراهيم. Bu kez tek başıma dolaşıyorum. Tekrar tekrar aynı yerlere. Tatillerde Yafa'dan geldiğiniz, merdivenler evi bahçesinde koşup oynadığınız dedenizin evi sımsıkı kapatmış kendini. 60 yıldan fazladır tek başına, yapayalnız. Siz bir sürü kardeşin bu evdeki harala göreli koşuşturmaları, bağırışmaları, sesleri çoktan dağılıp yok olmuş uzayın derinliklerinde. Hep oradaysan etkilemeyebilir seni dedenin, dedesinin evi. Ama eğer hayatında ilk kez adımını atmışsan kendi geçmişine, garip haller gelebilir üzerine. Hatta babanın bir geçmişi olduğunu ilk kez gözlerinde keşfettiğinde, senin de dedelerinin yeryüzünün bir köşesinde bir mezarları olduğunu gördüğünde, artık dayanamazsın. Bu kez başkalarının değil, kendi geçmişinin belgeselini çekerken artık kamera bir süre kapansın istersin. Ağlamak için rahat rahat. Çünkü sindirmek istersin. Kapansın kamera. Hadi şimdi sıra sende. Anlat herkese. Biz çocuklarına her gece uyumadan önce anlattığın o fantastik masallarından herhangi birini. Hani başrolünde hep senin çocukluğun ve deden olurdu. Hani hep de bu köyde harbete de geçerdi. Uzak ülkede insanlar vardı, her yer yemişti. Toprak kokardı, şimdi kül kokusu Filistin'de her yerde. Götürün beni geldiğim yere, çocuksu düşlerimin gemisi.
seyreder her yere. Üzülmesin anla, sevgi unutmadılar. Ne şiirde, ne şarkılarda, ne gazete sayfasında. Yaşamak barış için yaşamak buysa. أنا عندي 5 أولاد في مشكلة كبيرة، ما ممكن ما عم بيقدروا يستوعبوا أولادي إنه نحن عندنا وطن ومحرومين من هذا الوطن. يعني الجيل اللي عم بيعيش هلا في بداية القرن 21 لما العالم صار عالم آخر وفي مؤسسات دولية وفي أمم متحدة، بيستغرب إنه طالما العالم عنده هاي الإمكانيات شو المشكلة إنه تنحل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني يتمتع بحقوقه الوطنية، حقه في دولته، حقه العيش بسلام. لا يوجد عدالة في العالم، لا يجوز أن يكون هناك شعب محروم. نحن الشعب الوحيد الآن اللي محروم من حقنا في تقرير مصيرنا وحقنا في العيش بدولتنا. Ondan sonra köy çok güzel bir yer. Bir sürü zeytin ağaçları var orada. Bu zeytinyağını dedemizin köyünden getirdi. Bu da zahtar. Zahtarı biliyor musunuz ne olduğunu? Orada kahvaltıda yiyor. Filistin'e uçakla mı gideriz yoksa arabayla mı? Cem bence uçak var. Filistin'e gidebilir miyiz daha iyi bir soru. Dedemin en yaşadığı yerde kaplanlar var mı? Peki hala orada savaş var mı? Onu merak ediyorum. Filistin'de Filistince mi konuşuluyor? Orada da Arapça konuşuluyor tabii ki. Filistin bir şehir midir? Şehir değil aslında. Orası bir ülkeydi eskiden. Filistin diye bir ülke aslında gene var da, ama işte kendi devletlerini çok da tek başlarına idare edemiyorlar. Bu savaşta Filistin haklı gözüküyor. Bu savaşta Filistin haklıysa niye diğer devletler, atıyorum Amerika, Fransa, Rusya Filistin'e yardım etmiyor, hiçbir şey yapmıyor da öyle bakıyor?